Seri çetesi yeniden düzenlensin. Dün gün haberlerinden bir tanesi İstanbul'da o çıkan rüzgarda devrilen, Taksim'in ortasında devrilen inşaat iskelesiydi. Şimdi malum kentsel dönüşüm de var. İstanbul'da inşaat çok. Peki bu durumda biz güvende miyiz? İnşaat iskeleleri rüzgara dayanamadı. Biri ağır, 5 kişi yaralandı. Ara sokaklar, ana caddeler, her yer inşaatla dolu. Yapımı süren bu binalar ne kadar güvenli? İşte tablo ortada. İstanbul'da yağmur yağdı. İki inşaat nedeniyle sadece 5 kişi yaralandı. Peki çevreye güvenli bir inşaat nasıl olmalı? Ya da bir başka soru. Biz yanlışı nerede yapıyoruz? Ben %100 diyebilirim. %100'ünde çevre güvenliği yoktur. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Cemal Gökçe iddialı. İstanbul'daki inşaatların tamamında çevre güvenliğinin göz ardı edildiğini söylüyor. Dünkü iş iskelesi aynı zamanda sadece inşaatların iş güvenliği konusunu değil, çevrenin de iş güvenliği konusunu, çevre şartlarının da güvenliğinin oluşturulması gerektiği konusunu gündeme getirdi. Kent merkezlerinde bir inşaat faaliyeti varsa aynı zamanda çevre koşullarının da güvenliğinin sağlanması gerekir. Gökçe İstanbul'da fırtınanın etkisiyle dönen vinci hatırlatıyor, ekliyor. İskelelerin ve vinçlerin yağmur ve rüzgara göre hesaplanarak yapılması gerekiyor. İş iskelesi kurulurken üzerinde çalışan insanları taşıyabilecek, üzerindeki malzemeleri taşıyabilecek güvenlikte olmasının yanında aynı zamanda fiziki şartların da hava koşullarının da dikkate alınarak iskelesinin sabitlenmesi gerekirdi. İskeleler, vinçler ve inşaatın tüm dış öğeleri hepsi her türlü hava koşulu düşünülerek sabitlenmeli. Yani sorun basit, sonuçsa can güvenliği. TMSF 11 yıl önce İmar Bank'a el koydu.